İsviçre'de FETÖ ve bölücü örgüt PKK'nın bir yıldır devam eden kara propagandası, Batı'nın Türkiye karşıtı tavrına örnek gösterilebilecek yeni bir karar alınmasına neden oldu. Parlamento, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkedeki çalışmalarını kısıtlayan paketi onayladı. İsviçre'de PKK ve FETÖ'nün uyguladığı baskı Diyanet'e kısıtlama getirdi. Basında yer alan haberlere göre İsviçre'de PKK'ya verdiği destekle bilinen Sosyal Demokrat Parti'nin vekili Mustafa Atıcı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Diyanet'e bağlı imamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışıyor, camilere gelenler fişleniyor yönünde açıklama yaptı. Bu yöndeki propagandaya Türkiye karşıtı çevrelerden de destek geldi. Özellikle FETÖ kontrolündeki medya kuruluşları da destek verdi. İsviçre'de PKK ve FETÖ'cü medyanın el ele vererek sürdürdüğü kampanyada aylardır Diyanet İşleri Erdoğan'ın uzantısı, Diyanet çalışanları Türkiye'nin casusları gibi manşetlerle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet'e bağlı imamlar hedef gösteriliyordu. Nihayetinde karalama kampanyası amacına ulaştı. Yalanların etkisinde kalan İsviçre parlamentosu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkedeki çalışmalarını kısıtlayan yasal düzenlemeleri onayladı. O düzenlemeler içinde Diyanet'in Türkiye'den imam göndermesi ve İsviçre'deki faaliyetlerinde maddi imkanların kısıtlanması yönündeki uygulamalar dikkat çekiyor.